sıcağı sıcağına bu gelişmeyi aktararak başlayalım istedik. Hocam siz de hoş geldiniz Ünal Albay'ım. Hızlı bir giriş oldu. Ucu ucuna yetiştiniz yayına. Çok teşekkürler. Uzakta oturuyorsunuz biliyoruz. Şimdi bugün aslında bu konuya dair detaylı çalışmalarımız var. Sırasıyla arkadaşlar verebiliriz. Çünkü burada ilk sözü elbette size vereceğim. Olup biteni anlayabilmek adına. Hem liderlerden gelen açıklamalara bakalım. Hem geçmişte Rus lider Vladimir Putin neler söyledi ona bakalım. Bir taraftan da ben sizi davet edeyim mi hocam? Tabii. Şimdi mevcut durumda biliyoruz ki Amerikan Başkanı Trump ne dedi? Ben buradaki savaşı bitireceğim ve Ukrayna'ya destek vermeyeceğim. Ha, nitekim Ukrayna'nın uzun süredir bu balistik füzelerin kullanımıyla ilgili onay beklediği de yine gelen bilgiler arasında. Bu zamana kadar Biden yönetimi bir şekilde bekletti, izin vermedi. Ve şimdi giderayak 2 ay kala gitmesine izin vermesi ne anlam taşır? Pek çok soru var peşinden size soracağım ama şöyle bir genel görüşünüzü alarak başlamak isteriz. Şimdi tabii zamanlama açısından baktığımızda anlamlandırmak biraz bizim için kolay oluyor. Neden? Çünkü Trump'ın 2 ay sonra yönetime gelmesine ramak kala neden Biden bu süreci bekletmedi? Hatta uzun süredir biliyorsunuz Zelenski'nin bu yönde talebi vardı ama bir türlü bunu kabul etmemişti Amerika Birleşik Devletleri ve evet. İngiltere, aynı şekilde Avrupa. Zelenski bu konuda defalarca bunu gündeme getirdi. Şimdi Trump'ın yeni kabinesine baktığımız zaman Hilal Hanım, adeta bir savaş kabinesi gibi. Evet. Etrafındaki kabineleri Trump'ın seçim sürecindeki söylemiyle Trump'ın etrafında oluşturduğu ve oluşturmaya çalıştığı kabineye baktığımızda uyum yok. Yani barışçıl bir dünya, savaşın sona erdirildiği bir dünya, işte savaşları sona erdireceğim gibi o çok iyimser, güzel sözlere baktığımızda ama şahinlerden şahinleri olan bir kabinenin özellikle Orta Doğu bölgesinde çok daha veya İsrail'in hemen yanında destekçisi olacak olan bir kabineyi dikkate aldığımızda o zaman şu akla geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küresel savaşları önceleyen damar Biden'ı da tabii Biden'ın bakışı daha küresel tabii ki o Biden'ı da zorlayan bazı faktörlerin devreye girdiği anlaşılıyor. Hatta Trump'ın bu söylemine karşı şimdiden bir savaşı genişletme, savaşı biraz daha kışkırtma şeklinde bu füzeleri de vermek suretiyle savaşı düğümlemek Trump'ın da hemen önüne masasına böyle bir miras bırakmak. Ama Rus lider Vladimir Putin de bu oyunu görecektir herhalde. Tabii görecektir. Bence Zelenski de geç kalındığı için, bugüne kadar bu imkan, fırsat verilmediği için Zelenski de kullanmayacak. Belki de bu yani sunulan bu imkanı beklenilen şekilde kullanmayacak. Hmm. Çünkü Zelenski şunu biliyor. Yarın öbür gün Trump'la baş başa kalacak. Yani arkasında artık bir Biden yönetimi yok. Finans gücüyle Zelenski'yi de destekleyecek bir Amerikan gücü belki olmayacak Trump'ın söylemine göre öyle. Yani gelip bu kadar her gelişinde iyi bir tüccar milyar dolarları alıp gidiyor diyor. Evet. Para vermeyecek. Silah mühimmat vermeyecek. Şimdi böyle bir Zelenski bu şansını kullanıp da yarın Trump'ın önüne başka şekilde oturmak mı ister yoksa bu mevcut haliyle mi oturmak ister? Kaldı ki bu cevabı verse de Zelenski, yani bu silahları kullansa da buna rağmen Putin bu 2 aylık süreci çok keskin bir cevap vermek yerine mi yoksa bu mevcut durumu, statükoyu koruyarak 2 aylık süreci mi geçirmek ister? Hı hı. Çünkü Putin'in de beklentisi var. Trump gelmesini müteakip. Ama Putin tabii ki şartlarını koyuyor. Tabii o gün masada, müzakerede bu hangi boyutlarda görüşülür, hangi sağlıklı ölçüde görüşülür, Putin'in beklentileri karşılanır mı onu da bilemiyoruz. Ama şu var,
24 saatte savaşı sonlandıracağım demek tabii büyük bir laf. Bu da evet, bir gerçek. Ama Trump'ın 24 saatlik süresi Hilal Hanım, zaman tanımıyla bizim 24 saatlik zaman tanımımız aynı mı? Onun 24 saatlik zaman tanım dilimi ne kadar? Yani orada bir günden daha fazla bir zamanı mı kastediyor? Yani onun zaman tanımı 24 saatlikten kastı ne? Onu bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz bu 24 saatlik süreden de öte bir o temsili bir ifade olarak da belki bakılabilir. Hı hı. Ama neticede böyle bir irade göstermek istiyor. Hı hı. Sonuçta bu silahlar şimdi yani şu gördüğümüz ekrandaki menzilleri işte 60 kilometreden 1000 kilometre, 500 kilometre. Ya bunu da Almanlar en son biz veririz dedikleri. İşte şunlar İngiliz, Alman, Fransız ortak yapım olan bir silah sistemi. Şunlar 500 kilometreye de ulaşıyor bunlar. 300 burada belki en az olanı yazılmış olabilir. Bunlar zaten havadan yere atılan silahlar. Şimdi gündemde olan da şu özellikle bunun 300 kilometre olan bölümü bir kısmı da var Ukrayna'ya verilen. Hocam bir de şu haritada dikkat ederseniz evet, bu kırmızıyla işaretlediğimiz yerler tabii artık şurası zannediyorum. Bunlar da karadan karaya atılan yani evet. Ve Harkov, Rus güçlerinin olduğu yerler. Harkov işte bu evet bölgesi. Şimdi tabii bu silah sistemlerini siz zaten Donetsk bölgesi vesaire bu bölgelerdeki en az 50-100 kilometre gibi geriden atacaksınız. 300 kilometrelik bir silahın Rusya sınırından itibaren nereden baksanız 150-200 kilometre içeriden atmak durumundasınız. İçeriye ne kadar gider bu? 150 kilometre, 100 kilometre, 50 kilometre gibi bir etkisi olur. Yani çok fazla bu beklendiği gibi Rusya'nın derinliklerine kadar ulaşacak tabii, bir Rus sahasını düşündüğümüzde devlete kulak aslında. Yok. Bu neden üstad? Neden Rusya'nın, o kadar geriden atmak gerekiyor onu? Şimdi zaten Rusya'nın Donetsk bölgesine girdiği yani bu bölgedeki işkal ettiği bölgenin derinliği zaten 200-250 kilometre. Hocam ama mesela şu haritada da görüyoruz yani temas hattından, temas hattından geride olmak yani sadece güvenlik açısından mesela söylüyorsunuz. Mesela şu Harkov'un şimdi şurada o temas hattında, atsalar. Şimdi şöyle düşünelim şu girme bölgesini yani Rusya'nın bulunduğu bölgeyi. Şimdi burası yer yer 300 kilometre, 150 kilometre, 250 kilometre gibi noktalara kadar ulaşıyor. Siz buradan tabii belki Sumi bölgesinden kuzeyden atabilir ama Belarus tehdidi tehlikesi var gibi. Buralardan bir yerden atacaktır. Buradaki silah yani topçu sistemleri, ateş destek vasıtaları işte bu çok namlı roket atar sistemleri buralardadır. Yani siz kendi ülkenizin içinde zaten bu silah 200 kilometre kat edecek. Ondan sonra üstüne 100 kilometre koyun, 100 kilometre veya 50 kilometre gibi alanlarda etkili olacak. Anladım. Yani Sayın Kartoğlu'nun sorusuna yanıten aslında bunun sınırdan ateşlenmesi sınırdan mümkün olmadığını. Sınırdan sıfır atamayacaksınız bunu, atamazsınız. Evet. Vurur zaten sizi orada. Hem yakınsınız, biraz derinlikte olmak zorundasınız. Kendinizi korumak. Tabii, dolayısıyla... Bir de bir animasyon vardı ya arkadaşlar, onu da verebilirsek aslında nasıl bir etkisi olacak atanksların. Sonra da teknik özelliklerine bakarız. Yok bu değil arkadaşlar. Bu sonra konuşacağımız şimdi, bir konu, onu alalım. Tabii füzelerle savaşı kazanamazsınız. Ben bu kelimeye benzerini İsrail-Lübnan, şey İsrail-Gazze Savaşı'nda da söylüyordum. Onda da şöyle diyordum. Savaşı yer altında kazanamazsınız, yer üstünde kazanırsınız diye. Burada da benzer başka bir ifade kullanıyorum bu iş için. Füzelerle, topçu mühimmatıyla böyle ateş destek uzun menzilli füzelerle psikolojik baskı yaratırsınız. Evet, ülke üzerindeki ekonomik tesisleri vurursunuz. Bir caydırıcılık yaratırsınız. Halk üzerinde korku ve panik yaratırsınız. Müzakereler gündeme geldiğinde gücünüze göre o yarattığınız etki üzerinden belki müzakere konularında sizin elinizi güçlendirebilir. Ama savaşın kaderini ciddi anlamda bir karasal alan üzerinde, toprak üzerinde etkilemez. Orayı kontrol edecek bir mekanizma etkiyi üretemezsiniz. Şimdi
füzelerle savaşı kazanacağını düşünen bazen böyle bir tartışmalar yürüyor. İşte evet. İsrail'in füzesi 3000 gidiyor, öbürkünün 5000 gidiyor. Savaş ne zaman nasıl kazanılıyor biliyor musunuz nihai olarak? Ayağınızda bastığınız yerde savaşı kazanıyorsunuz. O basmak için bunların hepsi birer vasıta oluyor. Evet. Ayağınızla basmanızı sağlayacak, kolaylaştıracak aparat bunlar. Hı hı. Ama ana vasıta değil. O zaman ATAMS füzelerinin de bir özelliklerine bakalım hocam. Sonra gelen açıklamalarla birlikte sizin dediğiniz biraz o psikolojik tarafını da konuşmaya başlarız. Bugün mesela Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski diyor ki bu tür şeyler kamuoyuna duyurulmaz, füzelerin kendisi konuşur. Yani burada kullanır mı, kullanmaz mı, nasıl yaklaşıyor diye bakarken şimdi füze sistemine şöyle bir yakından baktığımızda sizin de aktardığınız gibi yaklaşık 300 kilometre menzile sahip olduğunu söyleyelim. HIMARS adı verilen Amerikan yapımı kara aracından fırlatılıyormuş. Yine dediğiniz gibi onun da bir şekilde geri çekilmesi lazım. Yani sınırın sıfır noktasından 300 kilometre gibi yani düşünemeyiz. Yani o animasyonları yarı yarıya biraz daha geriye alabiliriz. Azaltmış oluyoruz. Ukrayna ordusu bir yıldan uzun süredir bu füzelere sahip, kullanım izninin Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini savaşa dahil etmesine yanıt olduğu belirtiliyor. Yani ne zaman ki Kuzey Kore'den askerler geldi, Amerika dedi ki tamam o zaman artık kullanabilirsiniz. Yani bu Kuzey Kore'ye caydırıcılık sağlar mı? Kuzey Kore'ye caydırıcılık sağlar mı? Büyük bir soru işareti dediğiniz gibi. Aynı şekilde de hani buradaki dengeleri gözettiğimizde Kuzey Kore'nin buraya sağlayacağı katkıyla bu denk midir ona yanıt olarak? Füzelerin oluşturacağı etki bölgede savaşın genişlemesine neden olabilir deniliyor. Ukrayna daha önce Kırım Yarımadası'ndaki hava üslerini ve Zaporijya'daki mevzileri bu füzelerle vurmuştu. Füzeler Rusya'nın Kursk bölgesinde ve Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü gibi hedefler için de kullanılabilir deniyor. Mesela Kerç Köprüsü gibi bir hedef için kullanılacağını düşünüyor musunuz? Buralara zaten daha önceden kullanıyordu. Buralara uzandı. Peki, şimdi Novorossiysk'e ulaşır biraz yine daha. Yine orada da kullanmıştı değil mi ATAMS'ı? Yani kullanmış. Sadece Rus toprağı olarak evet, görünen evet. Yerlerde vize vermiş oluyor. Metin yani şimdi buralardan daha ileriye gidelim. İşte az evvel söyledim. Novorossiysk oraya kadar uzanır. İşte biraz daha derinliğine ulaşır. Belki oraya diğer denizden gönderdiği bazı biliyorsunuz evet. İHA gibi yani hı hı. Su üstü vasıtaları küçük yapılan su saldırı vasıtaları var küçük. Aynı İHA, DİHA gibi diğer ifadeyle. Onlara DİHA da deniz İHA'sı veya evet. Gibi. Bunlarla beraber müşterek bu tür saldırılara girişebilir. Ama şunu söylüyorum ben hakikaten baştan beri. Gerçekten savaş çok karmaşık bir sistem. Yani bu insanların aklının, akılla mücadelesinin, yaratıcılığının, işte müzakerenin, savaş gücünün, sert gücün muharebe sahasındaki kullanılması gibi bütün birçok oyunları da içeriyor. Birçok oyunları barındırıyor bünyesinde. Yani o barındırdığı birçok faktörün bir parçası bunlar. Evet. Bunlar evet harekatın gidişatında önemli kilometre taşları olarak döşenir, konur. Ama harekatın ana gidişatını etkileyenler başka faktörlerdir. Hep onlar yön verir, onlar değiştirir kaderi, onlar çizerler. Ama bu şekilde füzeler harekatın gidişatını böyle çok keskin çizmezler. Peki o